Bir bakayım. Şuradan bir yenileyeyim tekrar. Sen ekranı paylaşıyorsun sanırım Deniz. Evet, Tamam. şuradan. Tamam. Tamam. Evet. Deniz, sen benim mi internetim kötü? Beni sen internette galiba bir sıkıntı oldu. Evet, Geldim. internette bir sıkıntı oldu. Şimdi hemen düzelttim onu. Tamam. Şuradan da tamam, şimdi internet sıkıntını düzelttim. Şimdi Okey. telefon internetten bağlandım. Okay. Düzelmiş oldum. Tamam, şimdi şey düzelttim. Şimdi düzeldi internet. Tamam. Başlatabilirsin istersen. Tamamdır. Şimdi tamam, o zaman şimdi başlayabiliriz o zaman. Başladı mı yayın? Şimdi başlatmış oldum yayını. Tamam. O zaman açılışı yapabilirsin. Sonra başlayayım ben. Tamamdır. Şimdi merhaba arkadaşlar, ben Deniz Hanşahin. Google Developer Students Club, Yozgat Bozok Üniversitesi topluluğu lideriyim. Bugün Kübra Hanım ile birlikte LinkedIn kullanımı ve CV hazırlama ile ilgili bir etkinlik düzenleyeceğiz. Hoş geldiniz Kübra Hanım. Hoş bulduk Denizhan. Nasılsın öncelikle? Ben iyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu arada davetiniz için tekrardan teşekkür ederim ben de. O zaman herkes hazırsa direkt başlayabiliriz vakit kaybetmeden. Tamamdır. O zaman ekranımı Şimdi, paylaşıyorum. tamamdır. O zaman zaten arkadaşların toplaması 1-2 dakika, bazen 5 dakika falan sürdüğü oluyor Ben de ekranımı canlı paylaşana kadar onlar da gelmeye başlarlar diye düşünüyorum. İlk bu arada arkadaşlar CV hazırlama eğitiminden bahsedeceğim. Daha sonra LinkedIn hakkında konuşacağız. Yine sorularınız olursa chat'e sorabilirsiniz. Denizhan bana bunları cevaplayacaktır diye düşünüyorum. Denizhan, o zaman başlayayım mı ben kendimi tanıtmaya? tamamdır. Başlayabilirsiniz. Tamam, okey. Arkadaşlar selamlar. Ben Kübra Bilgiç. Şu an Huawei'de Developer Relation Operation Manager olarak çalışıyorum. Üniversiteyi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İşletme 2017 mezunuyum. Üniversite döneminde ben de Denizhanlar gibi üniversite kulüplerinde çok fazla aktif bir şekilde çalıştım. Bu aktif çalışmam sayesinde 5 farklı yerde staj yapma imkanı buldum. Hem Habitat Derneği'nde paramı yönetebiliyorum, kontrol bende gibi gönüllü eğitmenlikler yaptım. Gençlik Spor Bakanlığı'nda kamp liderliği yaptım. Hem ulusal hem yerel taraflarda proje yazdım, yürüttüm ve aktif bir şekilde kulüplerde yer aldım. Bunların sayesinde yaptığım stajlardan sonra da mezun olmadan Python Ar-Ge ve Yazılım Evi'nde Anadolu Teknopark'ında yer alan şirkette insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştım. Sonrasında yüksek lisans yapmak istediğim için Kayseri'ye gittim. Kayseri'de de iktisat alanında yüksek lisans yaptım. Ve bölgesel asgari ücret alanında tez çalışması yaptım. Umarım Türkiye'ye de bir gün bölgesel asgari ücret gelecek diye düşünüyoruz. Sonrasında kariyerim birazcık uzun benim. Garanti Bankası'na staj yapmıştım. Dedim ki Garanti Bankası'na staj yaptım. Ben bir de kurumsal hayata bakayım dedim. 2 yıl kadar Garanti Bankası'nda çalışmaya başladım İstanbul'da. Orada çalışırken pandemi döneminde Kodluyoruz Derneği ile
Garanti Bankası'nın bir podcast serisi vardı. iZemit podcast'i dinleyenler varsa ya da dinlemeyenler varsa kesinlikle öneririm. Orada yaklaşık 20 bölüm boyunca şunu anlatıyorlardı. Farklı disiplinlerden herkes yazılım yapabilir ve aslında sektörün ana ihtiyacı da bu. Bundan bahsediyorlardı. Sonra ben de dedim ki Python'da zaten birçok şey kavramı anlamaya başlamıştım vesaire. Dedim ki ben SQL ve Python eğitimi alayım. Bilgi Adam'da bunların eğitimini aldım. Sonra sürecim başarılı bittikten sonra Kodluyoruz'un sosyal fayda için veri bilimi bootcamp'ine başvurdum. Kabul aldım. Sonra 30 kişiydi ve hani herkesin background aslında yazılımdı. Yazılım olmayan çok az kişi vardık. Bu özgüvenle ve yaptığım projelerle kendime özgüven geldi. Bankacılıktan bir anda istifa ettim. İstifa ettikten sonra o dönemde bootcamp'te devam ederken Kodluyoruz ve Patika'yı biliyorsunuz ikisi aynı firma. Patika.dev'de stajyer ilanı gördüm. Hemen ona başvurdum analist olarak. Stajyer olarak çalıştıktan sonra bir dönem sonra da tam zamanlı olarak çalışmaya başladım. Orada da bootcamp hızlandırma programı yönetiyordum. Program 40 kişiyle başladı ve ben gittiğimde 4000 kişiydi. Büyük bir topluluk olduk orada. Bootcamp'e girmeden önceki tüm hazırlık süreçlerini orada tamamlıyordu arkadaşlar. Sonrasında bu proje o kadar büyüdü ki dediler ki bu projeyi Kodluyoruz'a geçirelim. Kodluyoruz Derneği'nde de topluluk uzmanı olarak çalıştım. Topluluk yapısını, topluluk nasıl kurulur, engagement nasıl artırılır ve üniversite topluluklarında neler yapılır aslında orada deneyimlemeye başladım. Sonra orada çalışırken daha sonrasında 1,5 yıl önce de Huawei'de Developer Relation olarak çalışmaya başladım. Bu arada devrel nedir diyorsanız sizin GDS'nin takım lideri yani sizin yöneticiniz Beyza ile aynı pozisyondayım. Ben de bizim taraftaki toplulukları yönetiyorum. Devrel aslında nedir onu anlatırsam biraz topluluk bilgisine ihtiyacımız var. Biraz yetenek avı yani HR tarafına ihtiyacımız var. Biraz da yazılım bilgisine ihtiyacımız var. Aslında benim hikayemde bu kadar yolda devam ederken günün sonunda hepsinin birleşimi olan bir pozisyonda çalışmaya başladım. Bu arada bu konuyla alakalı bizim Devrelizm podcast'imiz de var. İleride hem yazılım yapayım hem sosyal olayım gibi bir gayeniz varsa ya da bir kariyer düşünüyorsanız da kesinlikle bu pozisyonlara bakabilirsiniz. Bu etkinlikten sonra ya da bu yayını izleyen arkadaşlar benimle bağlantıya geçmek isterlerse QR'den LinkedIn'a bağlanıp bana bağlantı atabilirler. Bu arada bugün CV hazırlama eğitimini anlatacağım ama bundan sonra da bana her konuda CV'nizi atıp destek isteyebilirsiniz. Hobi olarak CV yorumlaması yapıyorum şu an aktif geçerlik yapmasam da. O noktada ayrıntılı, olumlu olumsuz geri bildirim veriyorum. O yüzden aranızda bu yayını izledikten sonra CV'sini paylaşmak isteyen olursa LinkedIn'den paylaşabilir. O zaman geçiyorum. Şimdi özgeçmiş ve CV. Özgeçmiş ve CV aslında aynı şeyler gibi duruyor ama farklı şeyler. Aralarındaki tek fark sayı farkı. İşte CV'lerde en az A4 boyutunda en az 2 sayfadan oluşup çok daha uzun olabiliyor. Ama özgeçmiş dediğimiz şey işte bir sayfa ya da maksimum 2 sayfayla oluşuyor. CV'ler bir tık daha uzun olabiliyorlar. Benim kendi CV'm 3 sayfa birazdan göstereceğim size de. Sizce CV'ler kaç sayfa olmalı? Denizhan ses verebiliyorsan. Sence kaç sayfa olmalı CV? Bence 3 sayfa ya da yani genel olarak yazabildiğini yazmasını ben düşünüyorum da. Ama peki, neye yazılması gerekiyor? Ben mesela öyle yapmışım. Yazabildiğimi yazmıştım. Süper. Aynı görüş açısına sahibiz. Çok sevindim. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Old school İK'cılar dediğimiz İK'cılar bir sayfa olsun diye direniyor ve böyle bir algı yaratmışlar. Kiminle görsem Kübra Hanım bir sayfa olması gerekmiyor mu CV deyip tüm bilgileri bir sayfaya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Template'i kötü kullanıyorlar ve otomatikman okunmaz bir halde gerçekten aday çok başarılı ama CV o kadar kötü hazırlıyor ki o adayın gerçekten başarısını göremiyoruz. Tüm bilgileri bir sayfaya sıkıştırdığı için net göremiyoruz. O yüzden o algıdan çıkmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir sayfa diye bir şey yok. Bunun ana hedeflerinden biri neden bir sayfa istediklerini açıklayayım size. Her başvuruya stajyerlik de olsun, normal
işte senior, junior ilanları olsun. Bu ilanlara ortalama gelen başvuru sayısı 750. 750-800 bandında başvuru geliyor. Tabii İK'cının da eğer ATS sistemi gibi yapay zeka tabanlı bir sistem kullanmıyorsa otomatikman bunu kendisi elemek durumunda ve o yüzden de her CV'ye ortalama 30 saniye 1 dakika içerisinde vakit ayırabiliyor. Ama beğendiğinde tabii daha fazla vakit ayırıyor ama bu genel çerçevede baktığı CV'lerden bahsediyorum. Bundan dolayı da bir sayfa olsun diye bir algı çıkarmışlar. Ama öyle bir şey yok. Şimdi CV hazırlamak için en önemli adım template format adımı. Yani çok farklı template'ler seçtiğiniz için okunmuyor. Ben keyword'leri göremiyorum. Gerçekten hangi alanda ilerlediğini net göremiyorum. Çünkü zaten vaktim çok kısıtlı bir HR olarak, İK'cı olarak ve benim bir sayfaya baktığım zaman ya da 2-3 sayfaya baktığım zaman okunur, anlaşılır ve sade bir şekilde bir şey görmek istiyorum. CV görmek istiyorum. Sade dediğimi sapsade olarak anlamayın. Hani oradaki okunurluk düzeyi, yaratıcı olabilirsiniz, farklı CV'ler hazırlayabilirsiniz. Şimdi de size ideal CV formatını anlatmadan önce yaratıcı CV örneklerini göz atmak istiyorum. Ben bayılıyorum. Benim gibi bayılan birçok HR de var. O yüzden size de ilham olması için paylaşayım. Bu benim en beğendiğim CV örneklerinden biri. Lucas var arkadaşlar. Yeni mezun oluyor ve birçok yere başvuru yapıyor ve asla geri dönüş gelmiyor. Diyor ki ben ne yapabilirim ki bana geri dönüş gelsin? Tam ekrandan çıkmak için tıklan diye bir yazı geliyor da ekrana. Abi benden mi geliyor? Görünüyor mu şu an? Şu an ekranım görünmüyor mu? Şu an gelmedi ekranınız. Okey. Şimdi geldi. Geldi mi? Tamam. Arada yapabilir bu arada. Direkt bana tekrardan söyleyebilirsin. Present deyince görünüyor mu peki? Şimdi gelmedi. O zaman şöyle devam edelim. Şu an görünüyor değil mi? Evet, şu an görünüyor. Ben böyle şöyle yapsam yine görünüyor mu? Yok, şimdi gelmedi. Tamam. Yeni mi başladı yoksa önceden de mi olmuştu? Yani şurada. Bir iki dakikada böyleydi. Tamam, ben hemen revize ediyorum hızlı bir şekilde. Bir dakika. Şöyle yapsam geliyor mu peki? Şimdi geldi, evet. Geliyor mu? Süper, tamam. Hızlıca geçiyorum. Şu an geliyor, tamam. Süper, teşekkür ederim Denizhan. Şimdi arkadaşlar diğer CV'miz Lucas'ın hikayesini anlatıyordum. Burada işte donut kutusuna kendi CV'sini koyuyor ve birçok beğendiği istediği şirketlere gönderiyor ve bayağı gönderiyor 20'den fazla şirkete. Oradan 5 tane şirket olumlu geri dönüş sağlıyor ve istediği şirkete giriş yapıyor. Şöyle bunu neden anlatıyorum? Gerçekten 750 ya da 800 başvuru arasında fark yaratıyor olmanız önemli. Bunu danış göndererek fark yaratabilirsiniz. Networking etkinliklerinde ya da normal etkinliklerde kişilerle tanışarak yapabilirsiniz. Ya da LinkedIn'dan hiç çekinmeden kendinizi anlatıp CV'nizi gönderebilirsiniz. CEO'ya, işte HR'a ya da işte o projenin yöneticisine. O yüzden fark yaratmaktan çekinmeyin diyorum size. Diğer örneklere geçiyorum. Lego severler benimle aynı düşüncede olacaklardır yüksek ihtimal. Bir tık pahalı bir CV seçimi ama çok yaratıcı ve güzel bir CV. Bu da aklınızda olsun. Size daha farklı yaratıcı CV'ler de olabilir. Burada şöyle bir video var. Aday kendinin animasyonunu yapmış ve hikayesini anlatan bir video yapmış. Burada video şu anlamda çok güzel. Özellikle video tarafında ya da işte ben İşte bu yaptığı animasyonları bildiği bir program üzerinde birini işe alacaksam böyle bir CV ile almayı isterim. Çünkü günün sonunda kendini anlatan animasyonda bana diyor ki işte ben Adobe biliyorum diyor. Ben de diyorum ki okey Adobe biliyormuş. Ya da işte kullandığı video programını biliyorum diyor ama bana kanıtlı bir şekilde göstermiş. CV'lerde sizin geçmişinizi gösteriyor. Ama bunu kanıtlı bir şekilde gösteriyor olmanız çok önemli. Aranızda yazılımcı arkadaşlar varsa, Denizhan bilgisayar mühendisliği okuyor. GitHub profil çok önemli bu anlamda. Ben Python biliyorum diyorsanız, biz gidip GitHub'ında Python'la alakalı kod yazısı var mı yok mu? Ona bakıyoruz. Kod projesi var mı? Yani Python'da hangi düzeyde olduğunuz önemli değil. Ayağa kalkan bir proje yapabiliyor musunuz? O önemli. O yüzden genelde kanıt üzerinde gidiyoruz.
Burada da kendinden 400 adet bastırıp müşterilerini gösteren fotoğrafçı var. Burada da işte kendini printer'da bastırıyor ve işte dokümana kendi yaptığı eserlerini koyuyor. Bu da bayağı etki yaratmış örneklerden bir tanesi. Bu benim en sevdiğim örnek. Ekran fotoğrafını çekebilirsiniz ya da siz de aynı versiyonu yapabilirsiniz. Size hemen örneğini göstereceğim. Özellikle game developer arkadaşlar varsa kesinlikle yapsın. Bence hoş bir durum diye düşünüyorum. Görünüyor değil mi Deniz? Evet, şimdi Deniz'den. geliyor. Tamam. Bu arada gün üzeri Mario oyunu gibi. Burada ben şunu anlıyorum. Hangi dilde yazdığını bilmiyorum ama işte C# yazdı diyelim. C# yazabiliyor. Bir projeye ayağa kaldırabiliyor. Bug'ları da olsa da ya da başka bir şey de olsa hem kendi tasarımını yapmış hem işte içeriğini üretmiş ve kendini anlatan güzel bir CV formatı hazırlamış ve çok yaratıcı. Hem de benim çok saniyemi almıyor aslında. Hani işte bir dokümanı incelemem vesaire vesaire daha zorken arkadaş kendinin bildiği tüm konularda deneyimleri hakkında bana hem eğlenceli hem böyle görsel şöleni yarattığı bir CV formatı hazırlamış. Sen beğendin mi Deniz sen? Evet, ben beğendim. Gerçekten beğendim. Hem de ben de zaten bu ara biraz web teknolojilerine Çok iyi. Sana da güzel bir meraklıyım. örnek olur o zaman. Geçtiğim güzel bir örnek oldu. Ben bunu bizim oyun ekibimizdeki arkadaşlarımıza ileteceğim ayrıca. Süper. Onlar da yaparsa çok güzel olur. Bu arada benim en beğendiğim özelliklerden biri de bu. %70 animation yazıyor. İşte 115 kod. Özellikle bilgisayar mühendisliği okuyan ya da yazılımla ilgilenen arkadaşların CV'lerini belirtirken işte Python'da yazdığını, işte README kısmındaki yazdığı gibi projenin birkaç kelimeyle yani cümleyle ne anlattığını yazıyor olmaları çok önemli. Hani direkt siz aslında project diyorsunuz, yapıyorsunuz ve atıyorsunuz. Orada şimdi her HR şey bilmiyorlar arkadaşlar. Adını siz getirin. Pardon. Her HR ortalama şeyleri bilmiyor. Bir dakika. Ay beynim daldı. Her HR şeyleri bilmiyor. Yazılım bilmiyor ve yazılım bilmediği için otomatikman süreçte onların da anlayabileceği düzeyde çok basic seviyede anlatmanız gerekiyor. Ve bunu her zaman bu cümle biraz yanlış oluyor ama sala sala anlatır gibi diyeceğim belki biraz argo kaçacak. O kadar basic seviyede anlatmanız gerekiyor yazdıklarınızı CV'lerinizde. Şimdi şey tarafı var. Working experience kısmı var. Burada yine mesela bana genelde gelen sorulardan biri şu. Arkadaşlar biri freelancer çalışıyorsa ben o adayı kesin işe alırım. Çünkü günün sonunda kendi projesini yönetebiliyor. Üniversite döneminde ya da normal hayatını idame edebilmiş ve dünya çapında hani freelancerlar genelde yabancı menşeli firmalara hizmet veriyor. Ve hem kendi zamanını yönetmesini bilen hem kendini kodunu çalıştırabilen ve gerçek müşteriyle çalışmış bir aday oluyor. O yüzden aranızda freelancer olarak çalışanlar varsa CV'lerine kesinlikle eklesinler. Çok olumlu bir geri dönüş alıyorlar. Ama şöyle bir taktik vereyim. İşe başladığınız zaman bir startup'ta ya da bir kurumsalda başladığınız zaman artık yapmadığınızı ifade edin. Yapıyorsanız da her doğru her yerde söylenmez mantığında söylememeye dikkat edin. Çünkü şirketlerin bazı yasal yaptırımları oluyor. Ekstra iş dışında yaptığınız işlerde. O yüzden ona dikkat edin. Bu arada bu sertifikalar kısmı. Sertifikalarda şöyle bir durum var. Şimdi bu etkinliğe geldiniz. Denizhan size katılım belgesi gönderdi. Bu katılım belgesi oluyor. Ama işte ben Bootcamp'ten mezun oldum. Bootcamp'ten bana sertifika gönderdiler ve yanında ID numarası var. Ve ID numarası olanlar sertifika oluyor. Katılım belgesi olmuyor. O yüzden lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Bir de eğer elinizde varsa eklediğiniz CV'de sertifikanın ekran görüntüsü ya da şey hani fotoğraflı versiyonu varsa ekleyin. Özellikle bunu LinkedIn'e kesinlikle ekleyin. Bu bayağı olumlu bir etki yaratıyor. Sonra da böyle kontak kısmı var ve böyle bitiyor CV. O zaman diğerine geçeyim ben. Şimdi arkadaşlar ChatGPT hepimiz her şeyi soruyoruz.
Ben dedim ki bana en çok sorulan soruyla ben de ChatGPT'ye sorayım. Ve aynı görüşte miyiz merak ettiğim için sordum. Şimdi CV'de hedeflediğimiz iş alanına göre anahtar kelime eklemek neden önemli? Size şu hikayeyi anlatayım. Ben Turkcell'de staj yapma imkanı buldum. Turkcell'de staj yaparken benim yapay zeka mülakatlanmışlar. Burada baktıkları şey yapay zekada belirli keywordler belirlemişler. Sonra benim JS ve mimiklerime bakıp mülakatı öyle almışlar. Şimdi size biraz sonra bahsedeceğim. ATS sistemim var. Yapay zeka tabanlı sistem. Bu sistemde de anahtar kelimeler, keywordler çok önemli. Ona göre hesaplamalar yapıp ona göre adayları belirliyorlar. O yüzden yazdığınız önemli, hani kelimelerin hepsi önemli. Özellikle yazılım tarafındaki arkadaşlara şunu öneriyorum. İşte Java'dır, Python'dır, böyle yazılım dillerini özellikle o projeler kısmında hangi dil kullandıysanız yazıyor olmanız artı bir etki. Bizim sosyal taraftaki arkadaşların işte PowerPoint, Excel, işte Stata, Abuse gibi farklı işte yazılım programları diyeceğim ama işte böyle muhasebe programları olur, normal programlar olur. Onlara ekli olmaları önemli. Mesela Deniz Sanır Leadership yazıyor olması okey ama okulda herhangi bir şey yönetmemiş. Yani bununla entegre bize CV'sinde bir şey göstermeyen arkadaşlar sadece okula gitmiş gelmiş. Ya da işte Denizhan gibi Teknofest yarışmalarında bir liderlik yapmamış. Arkadaşların işte ben takım liderliğine uygunum, ben takım çalışmasına uygunum gibi cümleler yazıyor olması bizi etkilemiyor. Şöyle bakıyoruz. Mesela Denizhan'dan örnek vereceğim. Denizhan GDS'çi, Yozgat Üniversitesi lideri. Bunu yazdığım ben Denizhan hakkında şunu düşünüyorum. Denizhan sosyal bir insan. Denizhan daha iş hayatına girmeden iş hayatındaki birçok prosesin simülasyonunu toplulukta yapmış bir insan ve ben iş hayatında sosyal tarafıyla Denizhan'ın ilgilenmeyeceğim. Çünkü Denizhan bunu halledip gelmiş olacak. Denizhan'a ben sadece teknik bilgileri vereceğim. Denizhan proje yönetmesine hakim çünkü üniversitede de bunu deneyimlemiş. İşte Denizhan lider çünkü GDS'çi lider olarak çalışmış. Gibi gibi çıkarımlarda bulunuyoruz. Yani günün sonunda ben takım çalışmasına uygunum, ben işte liderim gibi cümlelerin temellendirmediğiniz bir taraf varsa bize geçmiyor. O yüzden yazdığınız şeyler, deneyimleriniz bizim için daha önemli. Biz zaten oradan çıkarımlarda bulunuyoruz. Şimdi Denizhan sana sorayım. CV'ye fotoğraf eklemek önemli mi? Eklenmeli mi? Bence eklenme yani kişinin kendisini tanımak açısından önemli olabileceğini düşünüyorum. Ben o yüzden eklemiştim CV'me. Tamam. Şimdi iki tane görüş var arkadaşlar. Bir tane ATS sisteminden yine bahsedeceğim. Yapay zeka tabanlı sistemler kullanan şirketlerde özellikle Amerika'da hem ırkçılıktan dolayı hem de insanların yetkinliğiyle değerlendirilmesinden dolayı kadın erkek olmasına, fotoğrafına yani o biyografideki özelliklerine bakmadan sadece yetkinliklerine bakarak değerlendiriliyor. O yüzden artık yazılım tabanları da bunları saymıyorlar. Özellikle bir şirket ATS sisteminde çalışıyorsa fotoğrafsız istiyor. Fotoğraflı olursa düşük puan veriyor bu arada. Bunun bilgisini vereyim. Size önerim iki tane CV'niz olsun. Bir tane fotoğraflı, bir tane fotoğrafsız. Ben Huawei'ye girerken benden fotoğraflı CV istediler. Çünkü neden? Yaptığım iş biraz daha işte insanlarla konferans yaptım. İşte canlı yayınlara çıktım. Ya da işte bizim marketingteki arkadaşlardan da istemişler. Hani böyle biraz daha satış ve insan odaklı işlerde kişilerin fotoğraflarını istiyorlar. Bu normal. Ama onun haricindeki diğer departmanlarda çok fotoğraf istemiyorlar. Artık o school İK'cılar bile çok istemiyor. Ama siz yine de başvurduğunuz şirketi genel analiz ederek bunun eklemesini yapabilirsiniz. Zaten bazı şirketlerin kendi portalları olduğu için eğer orada fotoğraf istiyorsa yine ekleyebilirsiniz. Ama benim tercihim fotoğrafsız CV olması. Çünkü günün sonunda buradaki en önemli etki sizin dış görünüşünüz değil, yaptığınız iş. O yüzden dünya da bu tarafa gidiyor. Şimdi ATS sisteminden bahsettim. ATS sisteminde şöyle bir sistem çalışıyor. İşte İK'cı keywordleri belirliyor. Sonra ATS sistemi arkada hesaplıyor. Sonra İK'cı diyor ki bana 700 tane başvuru var. 50 tanesinin ilk 50'nin CV'sini gönderir misin benim söylediğim kriterlere göre diyor. Ve oradaki hızlı bir sistemi yaratıyor.
O yüzden size bugün eğitim sistemi CV'si nasıl hazırlanır ondan da bahsedeceğim. ATS sistemi diyorum. Dediğim ATS formatı bu arkadaşlar. Sade keywordleri olan fotoğrafsız bir CV. Burada fark ettiyseniz adı soyadı yazıyor, pozisyonu yazıyor ve London yazıyor sadece. Yani sizdeki en büyük sıkıntı şu, işte bilmem ne mahallesi, bilmem ne sokak, bilmem ne caddesi de yaşıyorum gibi upuzun adres yazıyorsunuz. Lütfen yazmayın. İşte Şişli İstanbul yazıyor olmanız yeterli. İşte telefon numaranızı yazın. LinkedIn, GitHub profilleriniz varsa bunların ikonlarını ekleyebilirsiniz. Ya da Medium profilleriniz ya da farklı profiller, önemli gördüğünüz profillerinizi. Mail adresiniz sizin kuşakta çok yok, Z kuşağında. Ama bizim Y kuşağında crazygirl@gmail.com'lar var. Burada lütfen uzantısı ne olduğu önemli değil. Adınız, soyadınız olun. Uzantıları ekliyor olmanız çok önemli. Diğer tarafları da kendi CV'mden anlatacağım. Datatam. Bu da benim Huawei'ye girmeden önceki CV'm. Huawei fotoğrafını istediği için fotoğraf ekledim. Farkındaysanız bir LinkedIn ikonum var, bir Medium ikonum var. Burada Medium yazan var mı aranızda? Ya da Denizhan sen yazıyor musun? Chat'e gelen var mı? Bir şey. Ben kendi internet sitem var. Ben onun üzerinden blog gönderileme yazıyorum. Başka bir şey site kullanmıyorum. Yani kendi tasarladığım site var. Onun üzerinden yayınlıyorum ben. Orada o sitedeki tüm bloglarını bence Medium'a da aktar. Şöyle tamam. Medium artık çok önemli arkadaşlar. Bizim Huawei'de hem mühendislerin hem bizim gibi sosyal alanda çalışan arkadaşların KPI'leri var. Ayda iki tane Medium yazıyoruz. Ve ben Huawei'de işe girerken o dönem Kodluyoruz'da çalışırken Medium yazıyordum. İşe girmem de çok önemli bir etki yarattı. Ve sizi dijital anlamda kimliğinizi yaratırken, hani kişisel bir marka halinize gelirken Medium güzel bir etki yaratıyor. İstediğiniz alanda yazabiliyorsunuz, inceleyebilirsiniz. Gördüyseniz işte tecrübe kısmını yazdım. Tecrübe kısmında şu önemli arkadaşlar. Yaptığım işin ne olduğunu kimse bilmeyebilir. Mesela ben GDSC'yi biliyorum. Ve ne kadar önemli bir topluluk olduğunu biliyorum. Ama farklı bir İK'cı ya da dünyanın farklı bir ülkesinden bir İK'cı bunun önemini bilmeyecek. Ya da hiç karşılaşmadı. O yüzden Denizhan'ın şunu yapması gerekir. İşte GDSC'yi birkaç kelimeyle açıklayıp benim genelde sevdiğim şeylerden biri hemen link ekleyin. GDSC'nin LinkedIn, işte Instagram sayfasını ekler. Sizin ve ne kadar büyük ve farklı etkinlikler yaptığınızı İK'cı görür ve kafasına okey, GDSC bu demekmiş ve büyük bir toplulukmuş gibi bir yerden bakar. Yaptığınız işlerde YouTube canlı yayını yaptıysanız, Denizhan sizi çok yapıyorsunuz. Kesinlikle YouTube linklerini aşağıya ekliyor olmanız önemli. Burada biz şunu görüyoruz. Daha üniversiteye gelmeden YouTube'da canlı yayın deneyimi yaşayan, moderatörlük yapan arkadaşları çok seviyoruz. Hem sosyal hem teknik tarafı kuvvetli insanları tüm şirketler çok seviyor. O yüzden burada verdiğiniz ipuçları da bunu sağlıyor. CV'nin ana özeti şu, deneyimlerinizi doğru şekilde, doğru kelimelerle anlatıyorsunuz. Biz de sizin hakkınızda infolar alıyoruz ve ona göre adayı seçiyoruz. Projeler kısmı var. Benim gibi sosyal işlerde çalışıyorsanız, yani background'unuz İBF olur, İşte öğretmenlik olur ya da farklı bölümler olur. Burada proje alanında yaptığınız işleri yazabilirsiniz. Ama yazılım tabanlı ya da daha teknik tabanlı kişilerse burada dediğim gibi işte to-do list projesi yaptım. İşte projemin amacı bu bu falan dedim, açıklama yaptım. Bunu işte Python'la yaptım dedim. Hemen GitHub linkimi ekledim. Özellikle yazılımcı arkadaşlar varsa LinkedIn, işte Medium ve GitHub ikonu kesinlikle eklemeniz çok önemli. Education kısmı var. Education kısmında işte okulla alakalı şeyler yazdım. Eğer okulda önemli bir şey yaptıysanız, proje ya da ödül aldıysanız okulun altına ekleyebilirsiniz. Ben tez yazdığım için onu eklemiştim. Sertifika kısmı, hepimiz birçok kez çok farklı sertifikalar alıyoruz. Ama zamanla kariyerimiz değiştikçe hepsi bazıları çok alakasız kalıyor. O yüzden işinize yarayan ve sizin için önemli olanları ön plana çıkarıyor olmanız önemli. Skill kısmı var. Burada ben genelde teknik taraflarımı yazdım. Çünkü zaten yaptığım işlerle sosyal becerilerimi ve sosyal skill'lerimi HR'ler ya da takım liderleri anlıyorlar. Burada da kategorize ettim. İşte İBF'de öğrendiğim programlar, yazılımda öğrendiğim programlar diye. Siz de istediğiniz gibi
bunu ayrımını yapabilirsiniz. Bu arada ben burada puanlama yaptım ama dilerseniz puanlama da yapmayabilirsiniz. Bu arada şimdi diyeceksiniz ki Kübra, burada neden Türk iş yazıyor? Türkçe biliyoruz ya, niye öyle bir şey yazdın diyor musunuz? Denizhan, sence neden yazmışımdır? Acaba bu CV'nizi yabancı bir şirketine göndermek için mi yazdınız? Evet, çok doğru bu arada. Benim bir arkadaşım Dubai'de yaşıyor. Bana dedi ki Kübra, kesinlikle Türk iş kısmını yaz. Çünkü günün sonunda şeyi bilmeyecekler. Senin Türk olduğunu bilmeyecekler. Ya da Türkçe bildiğini bilmeyecekler. Tam İstanbul diyorsun ama kaç tane millet, kaç tane farklı kişi var. O yüzden burada Türkçe bildiğiniz belirtiyor olmanız önemli. Özellikle Hatay bölgesinde yaşayan arkadaşların çoğu Arapça biliyor, onu biliyorum. İşte farklı bölgelerde yaşayan arkadaşların farklı dil yetkinlikleri var. Burada şöyle bir avantaj sağlıyor. Yine bir arkadaşım anlatmıştı. Yunanca biliyormuş arkadaşım. Yunanistan'a başvuru yapıyor. Ama Türkçe bildiğini de yazmış. Yunanca ve Türkçe bildiği için direkt kabul almış ve hem Türk şirketlerine hem Yunan şirketlerine destek vermiş yazılım anlamında. Size farklı bir kariyer seçeneği de sunuyor. Referans bölümü. Sizce neden referans yazmamışımdır ben buraya? Bu kadar yerde çalıştım. Kesin referansım vardır benim de bir yerlerde. Bu arada var ama KVKK sebebiyle yazmıyoruz arkadaşlar. Yazsak da şunu yapıyoruz. Önden kimi yazdıysanız bilgilendiriyorsunuz. Sizinle beraber çalışmış insanlara yazıyorsunuz. Bu arada ben de Kayseriliyim. Özellikle aranızda Yozgat'ta arkadaşlar varsa aynı kültürden olduğumuz için söyleyeceğim. Hemen babalar anneler der ki ben şunu tanıyorum bence bunu yaz falan. Ama o kişiyle hiç çalışmamışsınızdır ve yazmanız çok anlamsız oluyor. Ve biz HR'ler olarak referans araması yaparız. Ve kişi sizinle beraber çalışmadığını anlarsak, sizin hakkınızda doğru bilgiler vermediğini anlarsak süreciniz tamamen iptal olur. O yüzden yazdığınız referanslar önemli. Burada en büyük problemimiz hocalar. Hocalar öğrencileri asla hatırlamıyor. Yani belki Teknofest'teki hocam Delisan seni hatırlar ama işte okula gidip geldin, birkaç kere danışmanlık, danışman hocanın da odasına gittin, işte sorular sordun falan. Bu tarz kişilere hemen referans yazıyorsunuz. Diyorum ki hocam merhaba Delisan var sizin bilgisayar mühendisliğinde. Diyor ki ben hatırlamıyorum öğrenciyi. Biz hemen diyoruz olumsuz referans görüşmesi deyip iptal ediyoruz. Burada ben neden isterseniz veririm diyorum. Buradaki bir taktik. Şöyle baktığınız zaman birçok yerde iş fırsatım oldu ve staj imkanım oldu. Ve baktığınız zaman en az 7-8 tane referans yazabilirim. Ama bazıları çok önce çalışmışım, bazıları güncel değil bilgiler. Ve bazılarıyla çok eskiden çalıştığım için iş yapma modelim hakkında bilgi vermelerini istemiyorum. Ya da hatırlamayacaklar bile. Burada şöyle yapıyorum. İşte istedikleri zaman kendi seçtiğim birkaç kişinin ismini veriyorum ve o kişilere ayırıp diyorum ki bu hafta içerisinde seni arayacaklar. Ona göre benim hakkımda feedbackler verebilir misin? O kişi de benim güncel bilgilerime bakıyor işte LinkedIn'dan benimle konuşuyor ve ona göre görüşmeye giriyor. Şöyle bir anımı anlatacağım. Patika.dev'de çalışırken bootcamp hızlandırma programında bir arkadaş vardı. Dedi Kübra senin referans olarak yazabilir miyim dedi. Yeni mezundu. De facto'nun yönetici adayları programına başvurmuştu. Sonra onun hakkında böyle bootcamp hızlandırmada şeyler var arkadaşlar. Vardı yani. İşte Python'da, Codurbyte sınavına giriyorlardı. Kaç puan aldılar. Farklı ölçümleme yöntemlerimiz vardı. Ben işte birkaç gün önce bunların hepsine baktım arkadaş hakkındaki bilgilere. Notlar aldım. Sonra iki gün sonra beni aradılar. 40 dakikalık bir görüşme yaptılar. Tam 40 dakika yani. İşte nasıl biri işte süreçte ne gibi başarılar var vesaire vesaire diye. Sonra süreci olumlu oldu ve işe girdi. Eğer o gün arkadaş bana söylemeseydi, ben hazırlık yapmasaydım süreci olumsuz olabilirdi. Hani buradaki seçtiğiniz referans da çok önemli. Babanızın, annenizin dediği referansları yazmıyorsunuz. Onun için de bir örnek vereceğim. Bunun üzerine çok duruyorum. Türkcell'de staj yaparken bir arkadaşın CV'sini incelemişti yöneticilerimiz. Arkadaş İzmir'deki ünlü bir doktoru yazmış. Ama iktisat öğrencisi, hiçbir alakası yok. Hastanede de çalışmamış, doktorla hiç yüz yüze gelmemiş, babasının tanıdığı olduğu için yazmış. Ve bizim orada yöneticilerimiz şey dedi, direkt olumsuz referans görüşmesi.
O yüzden yazdığınız referanslara lütfen dikkat edelim. Bu da diğer özgeçmiş örneklerinden bir tanesi. En önemli kısma geliyoruz. CV'lerimizi nereden hazırlayabiliriz? Benim favorim Flow CV. Hem ATS sistemine uygun hem ücretsiz bir platform. CV Maker'ı döneminde kullandım. Şu an ücretli ama template'lere her zaman güzeldir. Canva'nın hem AI tabanı var hem de daha fazla yaratıcı bir CV oluşturabiliyorsunuz. Dilerseniz bunu da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bekliyorum. Zaten videonun yayını YouTube'da yayınlanıyor. Oradan arkadaşlar da şey alabilirler. Bu yerin ekran görüntüsünü kolayca alabilirler. Bizi. Aynen ama Flow CV her zaman iyidir. Bilginiz olsun. Şimdi size bir CEO'nun 20 yıllık iş alım tecrübesinin sonucu etkili bir CV'nin 5 özelliğini konuşacağız. Korn Ferry'nin CEO'su Gary Bernish'in söylediği cümleler okunması kolaydı. Bir hikaye anlatıyordu. Bir hikaye anlatıyor olması şöyle. Mülakatlarda da bu çok işinize yarayacak. Ben kendimi anlatırken farkındaysanız üniversiteden başladım. Yazılıma nasıl geçiş yaptım, podcast hikayemden bahsettim ve aslında bir hikaye anlattım size. Siz de mülakatlara girerek ve CV'nizde de yazdığınız bilgilere göre bir hikaye oluşturuyorsunuz ve bu hikayeyi oluşturmak için aranızda öğrenciler varsa, öğrenci kulüplerine katılmayan arkadaşlar varsa lütfen ama lütfen katılsınlar. Hatta Deniz Han'ın ekibine katılsınlar. Şöyle bu hikayelerin hepsini aslında üniversite hayatında başlıyorsunuz ve özellikle ben mezunum, yeni mezunum asla iş bulamıyorum diyorsunuz. Bulamamın sebebiniz bu. Biraz aktif olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ekranıma bir arama düştü. Bir dakika. Geldi değil mi ekranım Deniz Han? Evet, ekranınız gözüküyor. Yani süper. O yüzden hani hikaye oluşturma üniversitede başlamanızı öneriyorum ve yeni mezun olduğunuzda ya da staj görüşmelerinize gittiğinizde yaptığınız projelerden işte ben buraya gelmeden önce Deniz Han'la birazcık konuştum. Deniz Han bana hikayesini çok güzel anlattı. İşte Teknofest'lerde güzel dereceler almışlar. GDC'de zaten çok güzel yayınlar yapıyorlar. Çok planlı ilerliyorlar. Hani bu noktadaki hikayesi Deniz Can'ı etkiliyor beni. Ama günün sonunda eğer okula gidip geldiyseniz anlatacak bir şeyiniz olmuyor. İşte buradan mezun oldum. 3,90 ortalamam var. Okey. Başka? İşte bu konudaki hikayeyi anlatmak için deneyim kazanıyor olmanız önemli. Sadece sorumlulukları değil, başarıları da özgeçmişin içindeydi. Söylediğim olayda yine Deniz Han seni örnek vereceğim bugün. Deniz Han dedi ki Teknofest'e girdik. İşte belli dereceler aldık dedi. Ve hani derecelerin bir tanesi yani çok iyi. İlk üçteler. Bir tanesi ortalama. Ama Denizcan ikisinden de bahsetti ve dedi ki bu yıl tekrardan hazırlanıyoruz. Şu tarz projeler yapmayı düşünüyoruz dedi ve sorumlulukların içinde başarılarından da bahsetti. Güzel bir örnekti bu arada. Denizcan bunun mülakatlarını kullanabilirsin sana. İnfo olsun. Gerçeğe bağlı kalmıştı. Burada arkadaşlar lütfen ama lütfen CV'lerinizi asla lütfen asla yalan söylemeyin. Çünkü bu çok net anlaşılıyor. Yani İK'cı yaplasanız takım liderine takılırsınız ve iş hayatı çok küçük ve çok farklı yerlerde karşılaşabilirsiniz. Üniversiteden yeni mezun olduğunuz işe çok ihtiyacınız var, yalan söylediniz. Ve 20 yıl sonra size belki şirket başka bir şeyle gelecek ve oradaki notlar görünecek. Ve bu yüzden ilerleyen süreçlerde işi kaybedeceksiniz ya da bakış açısını kaybedeceksiniz sizin tarafınızdaki. O yüzden buna dikkat edin. Hiçbir klişe iddiada bulunmayın. Biraz önce bahsettiğim gibi ben takım çalışmasına çok uygunum. Ben liderim, ben mükemmelim. Benim şöyle hedeflerim var. Klasik bu yazılan var ya sanki hepsi birbirinden kopyala yapışır yapmışçasına olan CV'ler. Bu tarz şeylerden kaçının lütfen. Daha özgün ve kendinizi anlatan şeyler yapın. Peki CV hazırlamanın adımları neler? Özgeçmişini 2 hafta aralıklarla ayda 2 kez mutlaka güncellemelisin. Eğer İngilizceniz yeterli ise özgeçmişini, İngilizce değilse de Türkçe hazırlayabilirsin. Ama genelde İngilizce hazırlıyor arkadaşlar. Ya da hem İngilizce hem Türkçe CV'niz sizde hazır ve nazır kalabilir. Ben neden özgeçmişsiniz ayda 2 kez mutlaka güncellemelisiniz diyorum. Arkadaşlar ben üniversiteye girdim. Birinci sınıftan itibaren tüm aldığım sertifikaları, aldığım eğitimlerin hepsini girdim.
Çok düzenliydim o konuda. Ama gözlemlediğim üniversite arkadaşlarımda şu vardı. Özellikle 3 ve 4. sınıfta aşırı panik. Ben 1. sınıfta bir eğitime gitmiştim de hatırlamıyorum. İşte onu da ekleyecektim. Ben bunu yapmıştım ama hatırlamıyorum. Onu da ekleyecektim gibi bir yerden panik bir şekilde çok özensiz CV'ler hazırlanıyor. O yüzden şimdiden 1. sınıfta olsanız, hazırlıkta olsanız her zaman CV'niz hazır ve nazır olsun. Şöyle bir durum anlatayım. Biz çok fazla konferanslara ve networking etkinliklerine katılıyoruz. Bazen de yetenek alanına çıkıyoruz. Bazı adayların konuşması, anlatma biçimini çok beğenip şey diyoruz. Bize bir CV'ni atar mısın diyoruz. Bazıları çok hazır, nazır şekilde 30 saniyede mailimize CV düşüyor. Bazıları diyor ki benim CV'm yok, ben bir hazırlayıp döneyim diyor. Ve onu çok panik bir şekilde hazırlıyor. Yazım hataları oluyor. İşte tam oradaki gördüğümüz kişiyle CV'deki kişi hiç benzemiyor. Çünkü kendini orada doğru ifade edememiş. Ve bu yüzden var olan fırsatı kaçırıyor. Burada şans diye bir şey yok. Ben hep bu cümleyi söylerim. Siz hazırsanız şans oluyor. O yüzden CV'lerinizde her zaman hazır ve nazır oluyor olması önemli. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Şöyle bir durum var. Eğer bir süreçteyseniz lütfen spam kutularınızı her gün kontrol edin. Çünkü attığımız mesajlar, mailler spam kutusuna gidebiliyor ya da sınav daveti atabiliyoruz bazen. Bu noktada size gelen e-mail ve aramaları aynı gün içerisinde dönmeye çalışın. İş teklifi aldığınızda bazen şöyle durumlar oluyor. Hatta geçenlerde yaşadık. Yine bizimle beraber toplulukta çalışan arkadaşlardan birinden 3 tane aynı anda teklif aldı. De Kübra ben ne yapacağım? Hangisini seçeyim? Ben ona şunu önerdim. Eğer ileride de sizin olursa ya da şu anda olabilir. Birçok yerden staj kabul alabilirsiniz bir anda. SWOT analizi yapıp hani karar verebilirsin dedim. Ama diğer olumsuz döndüğümüz kişilere de en geç 2 gün içerisinde teşekkür ederim teklifiniz için ama kabul edemiyorum gibi bir yerden mail geri dönüş yapıyor olmanız önemli. Yine yazılımcı arkadaşlara söyleyeceğim şeylerden biri. Gönderdikleri teknik bir değerlendirme ya da case'ler olabiliyor. Bu noktada vaktiniz yetersiz olabilir, analiz edememiş olabilirsiniz. Bu nokta her zaman ek süre ihtiyacınız olduğunu ifade ediyor olmanız önemli. Teslim tarihini bu gelişmelere dikkat ederek belirlemelisin ve dediğin tarihte de teslim etmelisin kesinlikle. Peki. Bu da benim özgeçmişim doğru seni anlatıyor mu diye bir Medium yazım var. Şu an Keyword'ı çalışmıyor. Bu arada bizim hesapları da takip edebilirsiniz. Hemen ben Medium tarafını açayım. Linkini chat'e paylaşacağım arkadaşlar. Bu anlattıklarımın çoğu Medium'da hap bilgiler halinde yer alıyor. Hem de Medium yazmak isteyenler varsa aranızda size de. Ben chat'e atıyorum bu arada. Denizhan, hani Tamamdır. sen Beyanı göndermiş olacağım şimdi hemen. de. Burası böyle. Ben o zaman hızlı bir şekilde LinkedIn'a geçeyim mi? Tamamdır. Sonra da arkadaşlar, isteyen arkadaşların CV'lerini de yorumlayabilirim. Denizhan'ın LinkedIn'ini yorumlayacağım size. Oradan da devam edeceğiz. Şöyle bir durum var. Artık LinkedIn'da CV niyetine geçiyor. Hatta bir arkadaşım var, yazılımcı. Yurt dışı menşeli bir firmayla görüştü, yabancı bir İK'cıyla. Demiş ki CV'mi ister misiniz? Yok demiş, zaten senin LinkedIn'ın CV'nin olarak geçiyor. O yüzden lütfen hani CV'nizi güncellediğiniz kadar LinkedIn'ınıza güncelliyor olmanız önemli. Bu arada hazırladığım web siteyi görüyorsunuz. Gamma App diye bir web site. Yapay zeka tabanlı bir web site. Tüm öğrencilere öneriyorum. 5 dakikada istediğiniz alanda size slide hazırlıyor arkadaşlar. Not edin. Biliyor olabilirsiniz ama bilmeyenler için söyleyeyim. Sen biliyor muydun Denizhan Gamma'yı? Evet, ben bir tane arkadaşım için bu siteyi kullanmıştım. Benim hemen bir sunum yapmamı istedi. O da veterinerlik fakültesinde öğrenciydi. Ben de orada kod yazıyordum. Aslında yapmak da istemiyordum onun sunumunu. Hemen Gamma'ya girdim. 2 dakikada sunum oluşturdu, gönderdim. O da ödev niyetiyle göndermiş onu. Aa, çok iyi. Ve çok Böyle. olmuş. Bu kadar hızlı hazırlama noktasında. bu arada aranızda LinkedIn'ı bilmeyen var mı diyeceğim ama canlı yayınlarda, YouTube canlı yayınlarında genelde bunu göremiyoruz. Ama genelde bildiğinizi düşünüyorum arkadaşlar LinkedIn tarafını. Eğer eğitimde LinkedIn olmayan arkadaşlar varsa lütfen ama lütfen LinkedIn hesabınız
Açın bugün. Çünkü LinkedIn'siz artık iş hayatı yok ve tüm iş ilanları orada, tüm süreçler orada, sektör orada. Şimdi LinkedIn hesabı oluşturma noktasını zaten halledersiniz. LinkedIn iletişim ağının oluşturulmasıyla alakalı bir platform. Tüm sektörel, istediğiniz yabancı ya da dünyadan herhangi birine çok rahat ulaşabiliyorsunuz ve kendi sektörünüz hakkında hem iş fırsatları ve hem sektördeki gelişmeleri çok rahat takip ettiğiniz yerlerden biri. Yine şey konusunu söyleyeceğim. Burada da profilinizi oluştururken lütfen profesyonel fotoğraflar ekleyin. Instagram man, Instagram girl gibi böyle gözlüklü, çok abartılı makyajlı fotoğraflar eklememeye dikkat edin. Burası önemli. Ve lütfen yazım hatası yapmayın. Türkçe İngilizce çok karışık kelimeler oluyor LinkedIn profillerinde. Ya tamamen %100 İngilizce ya da tamamen %100 Türkçe yapmaya dikkat edin. Buradaki verileri göstereceğim size. Bu veriler yaklaşık bir yıl önceki verilerden bir tanesi. Huawei Erge buluşmasındaki Konya'da 750 kişiden fazla kişi gelmişti. Benim hatta ilk etkinliğimdi Huawei tarafından. Paylaştığım dönemde 4000 falan takipçim vardı. Şu an işte 4000 takipçim üzerine 17.000 kişi görüntüleme yapmış. Bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? İşte benim hesabımı biri beğeniyor. Onun hesabında da ana sayfasını düşünüyor. Onun arkadaşı da bakıyor falan filan gibi böyle değişik bir algoritması var. Ve burada LinkedIn size şunu sağlıyor. Kişisel bir marka haline geliyorsunuz. Şu an influencerlar ya da işte kendi startup'ını kuranlar ya da şirketlerdeki kişiler. Mesela ben kendi kimliğimi kurmuş biriyim. İşte döneminde Patika'da çalıştım, Kotloroz'da çalıştım, şu an Huawei'de çalışıyorum. Ama ben Kübra Bilgiç'im. Arkamda evet güçlü firmalar var. Ama beni ben olarak tanıyorsunuz. Hani burası yani sizin de LinkedIn'da ve normal hayatınızda daha rahat iş bulabilmek için kendinize kişisel marka yarattığınız bir süreç yapmanız önemli. Bu arada diğeri de bu yıl müdürlüğümü aldım ben Huawei tarafından. Onu paylaşmıştım ve güzel bir engagement oranı yakaladım. Şöyle bir olayı anlatayım. Huawei Cloud Türkiye'de resmi bir şekilde açıldı. Ben bunun etkinliğine katıldım ve paylaştım. Birçok Çinli yönetici var, normal işte Huawei'den yöneticiler var. Onların herhangi bir gönderisini almamışlar. Haber kanalları benim bu gönderimi alıp haber yaptılar. Yani oradaki etkileşim oranı çok önemli. Onu söyleyebilirim sizin için. İş ilanlarına başvurma ve iş fırsatı çok fazla. LinkedIn platformunu kullanarak kimler iş ya da staj buldu diye soracağım ama ben oradan buldum bu arada birçok işimi. Hem de stajımı aranızda kesin vardır diye düşünüyorum. Huawei'de işe girdiğimde arkadaşlar o dönem 2000 falan takipçim vardı, bayağı azdı. Sanki Huawei işe girişimi 33 bin kişiyle beraber kutlamışçasına bir etki yarattı. Hani buradaki gücü anlamlandıramıyorum bazen LinkedIn'daki. Hani sizin de bunu aktif kullanıp fark yaratıyor olmanız önemli. Hatta Denizhan da bana LinkedIn'den ulaştı. Onu söyleyebilirim. LinkedIn etiketi var. Artık kaldırıldı. Normalde vardı böyle bir şey ama LinkedIn'de şöyle bir durum var. Size onu göstereceğim. Şimdi ben mesela Python alanında birini arıyorum, değil mi? Yazılımcı, stajyer, hiç fark etmez. Python yazıyorum. Kullandığım etiketlerden dolayı people diyorum. Çıkan, ilk üçüme çıkan arkadaşlarla bağlantı. Mesela bunlarla hiç bağlantım yok. Ve bunlar çok doğru bir şekilde doğru keywordler kullandığı için benim ön planıma çıkıyorlar. Ve buradaki işte genelde 3, 4, 5 yani 5. sayfaya kadar bakıyoruz. Beğendiğimiz adaylar olursa da onlara iş görüşmesi yapıyoruz. Ben burada özellikle kendi tarafımdaki işte süreçlerde öğrenci yetenek havana çıktığım zaman hatta şu an bünyemize 3-4 tane arkadaşı dahil ettim. Hani burada LinkedIn'ın gücünü kullanarak yaptım ve LinkedIn'i aktif kullanan adayları tercih ettim. O yüzden hani siz LinkedIn'de paylaşım yapıyorsunuz ama gecenin bir vakti siz uyurken hem yabancı hem Türk fark etmeksizin yetenek alanına çıkanlar sizi bulup bir anda hiç başvurmadığınız işe teklifte bulunabiliyorlar. O yüzden LinkedIn bu anlamda önemli. Söylediğim etiketler bunlar ama artık yoklar.
kaldırdı bunu. LinkedIn önceden vardı, şu an kaldırdı. Ama bu söylediğim keywordleri de şuradan yakalıyoruz arkadaşlar. Skill kısmından yakalıyoruz. İşte burada Python, işte Cloud vesaire gibi noktaları, SQL gibi noktaları oradan yakalıyor. LinkedIn'a iyi bir izlenim bırakmanın yolları var. Bunlardan biri katıldığınız etkinliklerde fotoğraf paylaşıyor olmanız ya da yaptığınız projeleri anlatıyor olmanız ya da Medium yazısı yazıyorsanız onu işte paylaşıyor olmanız önemli. Benim mesela bir tane ODTÜ'de bir arkadaş vardı, Selen diye. Bizimle beraber çalışma fırsatı yakaladı. Ama onun öncesinde ben de yapay zeka ile ilgilendiğim dönemde Medium yazılarıyla tanıyorum. Selen'i normalde hiç bilmiyorum ama her hafta paylaştığı Medium'u kesinlikle okuyordum. Ve sonradan yollarımız farklı bir noktada kesişti. Hani nereden ne çıkacağını asla bilemezsiniz. O yüzden paylaşımlarınıza dikkat ediyor olmanız önemli. Şu kısmı anlatacağım. Kendi ekranımdan anlatayım. Birçok yönleri paylaşıyoruz. Bu noktada sizin için önemli olanları yıldızlayıp ön plana çıkartıyor olmanız önemli oluyor. Burada da bu arada GDS'i Hasan Kalyoncu ile yapmıştık. Bir mülakat simülasyonunu. Bunları paylaşıyor olmanız önemli. Bu arada bu sesi geliyor mu? Sesi gelmiyor. Ben bir bakayım ayarlardan. Yok. Sesi gelmiyor galiba. Gelmiyor mu? Okey. Bu arada bu şeyin bir tane demir kolun, ay çocuğun adını unuttum. Doğu Demir Kolun bir videosu işte şeyden bahsediyor. MIT'den ve işte yazılma yeni başladığından vesaire bahsediyor ve çocuk işte startup dünyasına gelmiş ve yatırım almış biri. Bu tatlı bir aralarındaki sohbet var. LinkedIn ipuçlarından bahsettim. Genel anlamıyla bahsettim. Şimdi LinkedIn profillerinizi inceleme zamanı deyip seninkine giriyorum. Okey misin? Evet, okeyim. Sen. Hazır mısın? Evet, hazırım. Tamam. Beni sana arkadaşlar olumsuz her şeyi söyleyeceğim. Siz de bunu örnek alabilirsiniz. Denizhan'a girdiğim zaman. Denizhan'ın bir kere web sitesi var. Wow. Benim için bu çok etkileyici. Tebrik ederim Denizhan. Hangi dilde yazdın? Bunu ben Google'un blog kursu sitesi var. Ben orada XML ile birkaç düzenleme yapmıştım. Az bir tema üzerinde. Onunla yayınladım. Çünkü ya hosting paketleri biraz pahalı olmaya başladı bu devirde. Ben sadece domain ücretimi ödeyip hosting'i bedavaya getirmiştim böyle. Süper, güzel. Mesela Denizhan'ın adı soyadı var. Burada arkadaşlar URL kısmını düzenlemeniz önemli. Daha profesyonel duruyor. Denizhan, fotoğrafın okey ama daha böyle profesyonel tatlı bir fotoğraf olabilir. Bunu önerebilirim sana. Etkinliklerde çekindiğin bir fotoğrafın olabilir. Yüzünün bize baktı. Instagram'daki profildeki gibi olmaması daha tatlı olur. Güzel çıkmışsın ama çok uygun değil, bilgin olsun. Arka plan güzel olmuş. Burada neler yaptığının aslında şey kısmını güzel yazmışsın. Follower sayısı ve connection sayısı çok iyi. 500 artı istiyoruz genelde. Burayı sağlamışsın. Tebrik ederim. Sana önerim Yozgat olması okey. Bunu eklemişsin ama şöyle bir durum var LinkedIn profillerinde. Şimdi ben normal remote bir işe bakacağım ve genel bir kişiye bakacağım. Türkiye'de yaşayan. Yozgat çok spesifik olduğu için sen o algoritma içerisine girmiyorsun. Yozgat olarak belli etmene gerek yok. Sadece Türkiye desem yeterli olabilir. Onu önerebilirim. Diğer iş fırsatlarını kaçırmaman adına. Yozgat çok spesifik kalıyor burada. Şimdi sonunda yazılımcıların çok nerede yaşadığını çok önemsemiyorlar. Senden de o yabancıların aramalarına düşme açısından güzel olabilir. Ya tamamen kaldırabilirsin ya da sadece Türkiye olarak kalabilir. Sen de güzelce yıldızlamışsın. Sen zaten aktif kullanıyorsun. Şimdi. Sen de freelancer olarak çalışmışsın. Çok iyi. Ha, GSB'de gençlik merkezinde miydin? Evet, gönüllü gençlik lideri olarak bulunuyorum. Süper. Ben de kamp liderliği yaptım 5 yıl boyunca. Çok güzel bir şey. Sen neden Türkçe yazıyorsun?
Yani Yetersizliğinden dolayı mı yoksa daha rahat mı geliyor sana? ya Türkçe yazmak daha rahat geliyor. Biraz da İngilizce üzerine pek ilerlemedim. Son bir senedir, 2 senedir. Tamam. Yine de yazdığım üzerine ilerledim. Bir de şey yani İngilizce çalışmak için pek de şey vakit bulamadım. Çünkü özellikle son 2 senedir genellikle Yozgat'ta vakit geçiriyorum. Yani eve bile zor gittiğim dönemler oluyor. Ama vardır bir İngilizce seviyen. Ama Yoksa ne? İngilizce yani Wow değil A1 ama düzeyinde var. Onu da yazmak istemedim yani. Orada da biri. Tamam. Anladım. Şu dönemde Türkçe yazmak istiyorsun ama sana önerim bence İngilizceni bir tık daha geliştirip İngilizce yazıyor olman hem Türkiye'den yurt dışındaki fırsatları sağlar hem de global şirketlerde çalışma imkanı sağlar sana. Hani şu Türkçe versiyonu görünce İK'cılar böyle arada kalıyorlar. Mesela eğer bir şirket İngilizce ilan açıyorsa siz oraya Türkçe bir CV gönderiyorsanız elenme sebebi. Bilgin olsun. Denizhan. Ama kullanma biçimini beğendim bu arada. Çok güzel açıklamalar yapmışsın. Buradaki tüm süreçleri hani eklemişsin. Denizhan sen bayağı aktifsin. Çok güzel. Yazım hatası falan da yok genel anlamıyla. Tebrik ederim seni. Ama sana önerim yaparsın ya. Yani sen bunu bir İngilizceye çevirsen daha güzel bir etki yaratabilirsin diye düşünüyorum. Denizhan valla şu olayı yapan çok az insan var. özellikle üniversite öğrencilerinde çok iyi. Valla LinkedIn çok güzel kullanıyorsun. Bak sana hemen şurada güzel bir şey vereyim. Burada şunu önerebilirim sana. Burada şurada ayarlar kısmı var Denizhan. Senin için en önemli diller ve yetkinlikleri ilk üçe al. Aramalarında ön plana çıkman için. Bildiğin dilleri ön plana çıkarmak istiyorsun. Mesela SQL'dir. Node.js vesairedir. Onları ön plana çıkarmak için ekli olman önemli. Ben sana liderliğine bir de buna bir de ekip çalışması görmüştüm. Varsa neyse. Şu araştırmanı da vereyim. Bunları İngilizce çevirmeni öneririm. Bir de hani şurada bir referans görüyor olmam güzel olabilir. Hani buradaki hocanı eklemişsin. Arkadaşın da olabilir. Arkadaşın mı hocan mı bu? Hocam mı benim? Buyur Aynen. danışmanım. Hocandan şey ister misin bu arada? Sana göstereyim. LinkedIn'de şöyle bir özellik var. Referans olmasını istiyorsun. Seninle beraber çalışan insanlardan görüş belirtmesini istiyorsun. Onlardan görüş ister misin? Hem Evet. Beyza'dan da isteyebilirsin. Sizin devrelerinizden. Onu da görüş yazıyor olman senin hani liderliğin konusunda olumlu etki yaratabilir. Ya da sizin liderlerinizin üstünde de bir lider var diye biliyorum. Onlardan da isteyebilirsin. LinkedIn genelde böyle arkadaşlar. Sorularınız varsa alabilirim. Bu kadardı. Bir tane sorumuz vardı YouTube'da. Hem onu size ileteyim. Halil İbrahim arkadaşımız yazdı. Kendisi bizim oyun takımımızın lideri. Kendisi böyle bir yorum yazmış. Referans olarak yazmak için özel olarak izin alınması gerekiyor demiş. Evet, böyle bir yorum yazmış kendisi. Genel Tamam. Şimdi çok gördüm ben de bu arada kapı kapı dolaşıyorlar. Ama önemli olan işte hocanızla mesela senin yazdığın gibi LinkedIn'da çok güzel bir örnek. İşte Teknofest hocanla beraber çalışmışsın. O hoca senin için gerçekten önemli bir referans. Senin iş yapma bu denli biliyor. İşte kişisel özelliklerini biliyor ve güzel bir etki ve mesaj da işte referans görüşmelerine giriyor. Ama diğer türlü çok olmuyor maalesef. Var mı farklı soru arkadaşlar? şimdi chat'e yazdım. Arkadaşlar soruları varsa. Peki beğendiniz mi? Nasıldı eğitimi? Öyle sorayım. Denizhan sana soruyorum. Gerçekten güzel oldu. Hem Alırız onları. Senin için nasıldı? benim için güzel oldu. Hem etki bir CV hazırlamak gerçekten benim ve arkadaşlarım için önemli. Hatta
Hem bu da arkadaşlarıyla birlikte bilgilenmiş olduk. Ayrıca bir LinkedIn profili incelemesi yaptınız. Gerçekten de neyi nasıl yapmamız gerektiği hakkında da bilgi sahibi olduk. Çünkü ya genellikle ben mesela önüme gelen her şeyi yazıyorum LinkedIn'de, ama bunu nasıl düzenli hale getirebilirim? İlk kez böyle bir uzman tarafından incelenmesi fırsatı yakaladım. Gerçekten güzel oldu benim için de. Aynen. Deniz, sen senin CV'ne de bakalım orada. Bana LinkedIn'den at. Tamam. Ben size göndereyim Yayına size. giden arkadaşlar için de hani CV'leri hazır olan ya da hazırladıktan sonra feedback isteyenler varsa kesinlikle LinkedIn'a yazabilirler. Bir hafta içerisinde geri dönüş yaparım size. Ben burada Halil İbrahim'in bir LinkedIn'e bakmak istiyorum. Ondan sonra kapatırız. Halil İbrahim okey mi senin için? Şey diyor, soru sordum. Okey mi Halil İbrahim? Onay aldın mı Halil İbrahim'den? Ali İbrahim için hemen yazıyorum ben. Ali İbrahim ise yorum yazmış. Çok bilgilendirici, kaçırmaması gereken bir etkinlik kesinlikle demiş etkinliğimiz için. Süper. Halil İbrahim, senin LinkedIn'ı inceleyebilir miyim? Okey mi senin için? Uygun mu? Uygun Evet, mu? uygundur demiş. Tamam, ekranımı paylaşıyorum o zaman. Halil İbrahim'in LinkedIn'ı incelemek istiyorum. Hani bir tane örnek olmasın diye. Halil İbrahim, fotoğrafın güzel, biraz teknolojik taraftan. Ama arada bıraktı beni. Hani böyle tam anlamıyla daha profesyonel oluyor olması önemli. Çünkü şundan söylüyorum, iki farklı İK'cı tipi var. Biri hiç bakmıyor, biri aşırı takılıyor. Takılana denk geldiğiniz zaman sürecinizi hani eleme noktasına kadar getirebiliyor biraz takıntıda oldukları için. Hani o yüzden söylüyorum, ama fotoğrafın bence okey. Senin de yine URL kısmın okey, adın soyadın. Kontak kısmınız çok iyi. Open the Work yapmışsın, iş arıyorsun sanırım. Burada Open the Work için size şu bilgiyi verebilirim arkadaşlar. Aynı şirkette çalıştığınız arkadaşlarınıza Open the Work görünmüyor. Ama farklı şirketlerde çalışan kişilere görünüyor. Onu söyleyeyim. Nelerde Open the Work yapmak isterseniz. Çok iyi. GDS'de. Bunu bir tık daha açabilir misin? Yani şöyle, dediğim gibi link verebilirsin, yaptığınız işleri anlatabilirsin. Çok arada kalmış gibi. Oyun ve uygulama akademisi tarafında süper. Training çok iyi. Burada da yine bir açıklama istiyor. Mesela ben oyun ve uygulama akademisini de biliyorum. Ve ne kadar önemli projeler olduğunu da biliyorum. Hani bu noktadaki şey önemli. Hani bilmeyen bir insanın da bir tık anlaması için yaptığın işleri birazcık birkaç kelimeyle açıklıyor olman önemli. Ya da yaptığın yayın ya da yaptığın bir eğitim varsa onunla alakalı böyle linkler vesaire ekleyebilirsin. Sana şunu önerebilirim. Mesela yukarıda İngilizce kelimeler kullanmışsın ama galiba LinkedIn'ı Türkçe kullanıyorsun. Biz şuna takılıyoruz. Burası İngilizce, burası neden Türkçe? Bir de lisenizi yazmanıza çok gerek yok arkadaşlar. Hani böyle Robert Kolej olur, İtalyan Lisesi, Fransız Lisesi ya da çok önemli bir liseden mezun olmuşsunuzdur. Ya da teknik bir liseden mezun olup sonra mühendisliğe geçmişsinizdir. Bunlar önemli etki yaratıyor ama diğer türlü liseler çok bir önem arz etmiyor. Bunu söyleyebilirim. Sendeki ana problemlerden biri Türkçe ve İngilizce karışık olması. Sen de referanslarını eklemişsin. Bak, süper. Şu örnek mükemmel. Aferin valla Halil. İşte tam aradığım olay. Böyle gözlerim parıldıyor. Ve GitHub linkini eklemişsin. Süpersin ya. Tebrik ederim seni. Buna da bakayım dedim. Görünüyor mu bilmiyorum ekranıma. GitHub da önemli tabii, LinkedIn kadar. Çok iyi. Çok aktif çalışmışsın, süper. Bu arada Halil İbrahim, sana şey de önerebilirim. LinkedIn incelemesi de yapıyorum ben normalde. Hani böyle LinkedIn'da şeyler var ya, bazı emojiler, bazı böyle eğlence şeyler, onlardan da ekleyebilirsin. Sende de yine aynı şekilde işte Unity biliyorsundur ya da işte C# biliyorsundur. Onu ilk üçe ekleyebilirsin. Aramalarda sen de ön plana çıkabilirsin. Seninle beraber çalışan ekip arkadaşların olabilir, hocaların olabilir. Burada da mesela Deniz Han sizin liderlerinizden, onlar referans mektubu isteyebilirsin. Bu aşağıda referans görünebilir.
Onu söyleyebilirim ama genel hatlarıyla güzel. Sen de yine çok paylaştığın şeyler noktasında starlama yapıp şurada ön plana çıkartabilirsin. Onu söyleyebilirim. Ama yazım hatalarına lütfen dikkat etsen güzel olur. Böyle. Bu da Halil'le ekstra oldu biraz. Benim bu kadar arkadaşlar. Varsa sorularınızı alabilirim. Denizhan sesini alamadım. Bir de CV incelemesi göndermiştim. Gönderdin mi? Hemen Oradan bakayım. gönderdim. Hem de örnek de olur. Hemen açalım. Ali İbrahim size teşekkür etmiş. Chat kısmında yazıyor. Ali İbrahim, zaten sen potansiyeli olan birisin. Sadece birkaç tane güncelleme yapman yeterli olacaktır. Denizhan. Farklı bir şeyini gördüm de fotoğrafını. Sen misin? Evet, Hemen orada paylaşayım. LinkedIn fotoğrafımı en son 3 sene önce falan güncellemiştim. Ama Evet. CV'lerimde güncel fotoğrafımı kullanıyorum. Ha bak, bu fotoğrafın güzel. Bunu da LinkedIn eklesene. Bak, bu çok hoş. Bence bunu güncelleyebilirsin bugün LinkedIn profilini. Diğeri çok Instagram fotoğrafı gibi. Çok güzel. Web sitesi ve LinkedIn profili yapmışsın Denizhan. Yine Türkçe. Bence senin İngilizceyi halledeceğiz diye düşünüyorum. Ben bugün biraz sana baskı yapacağım. Bir tane de Denizhan, İngilizce gerek yok. hazırlamıştım. Ama o kadar güncel değildi bu. Ama aynı şablon üzerinde. Orada şablonun çok güzel ama şurası olmamış. Bu liseyi sil. Yani boş yerine şey ayırıyorsun oraya. Deneyimler konusu çok güzel. Bak, dediğim gibi ben GDSC'yi bilmiyor olabilirim. Birkaç kelimeyle açıklama yapıp link ekliyor olman önemli. Mesela birçok canlı yayın yapıyorsun. Bir kere sizin GDSC Bozok Üniversitesi'nin YouTube'unu koysanız bile benim gözümde bambaşka bir etki yaratırsınız. Hatta bana sen yayın linki attın ya, ben sizin şey girdim, YouTube'unuza girdim. Benimle beraber işte diğer aylara planlanmış tüm içerikleri girmişsiniz. İşte şeylerini oluşturmuşsunuz. Tasarımlarını, işte YouTube'daki canlı yayın planlarını aşırı beğendim. Hani birinin de bunu görüp senin tarafındaki algısını değiştiriyor olman önemli. Mesela sosyal medya yöneticiliği yapmışsın ya, iTripli'nin sosyal medya hesabını ekle ki ben senin tasarım diline bakayım, yaptığın işlere bakayım. Ben GSB'yi bilmiyor olabilirim. Orada neler yapıyorsun? Senin oradaki gönüllü liderlik tarafındaki rolün ne? Yine orada açıklama yapıyor olman önemli. Yarışmalar tarafını zaten net açıklamışsın ama orada da bir tık daha şey varsa, ben ve diğer arkadaşlar da çok seviyor. Şey, hani Teknofest'te haber olmuşsunuzdur, okul sizi yayınlamıştır ya da işte Yozgat haberlere çıkmışsınızdır gibi bir yerden, oradan haber bültenine ekli olmanız da önemli etki yaratıyor. Bu da güzel ama çok şey olmuş bu. Mesela ATS Ya. sistemine uygun bir sisteme gitsen geçemezsin. Görsel açıdan güzel. Ben şimdi sen hangi düzeydesin, neler yaptığını göremiyorum. GitHub'ın hangi projeler var göremiyorum. Mesela burada web sitesi var, LinkedIn var. Neden GitHub'ın yok? Bilgisayar mühendisliği öğrencisi nasıl GitHub hesabı olmaz? Deniz. Ben onu ayrı bir sayfa olarak hazırlamıştım, o kısmı. Tamam ama bir GitHub profili görmek istiyorlar. Hani web sitesinde belki vardır ama buraya LinkedIn yanına GitHub ekli olman çok önemli. Ha, arkaya eklemişsin. Sorry. bak, burası çok güzel olmuş. Tebrik ederim seni. Tam istediğim şey bu. Yani söylediğim şey bu. Güzelce açıklamışsın ama burada şey göremedim. Var mı, hangi dillerde yazdın? Yok değil mi? Onların hepsi ben GitHub adresimde Ama belirtmiştim şu orada. altına yazsana bu arada Denizhan. Buna Tamam. mesela Python'a yazdıysan Python yaz. İşte farklı bir dille yazdıysan, hani böyle altına hangi dille olduğunu, size söylediğim keywordler var ya, ben mesela bakmak zorunda kalıyorum. Ama sen orada şey yapsan, ben kafamda mesela React çalacağım ve sen React projeleri yapsın, hemen kafamda okey deyip diğer aşamaya geçiriyorum seni. Hani senin profilinde bir tık daha 3-4 dakika vakit ayırmam gerekiyor olayları çözebilmem için. Ama şurası güzel olmuş. Güzel bir CV örneği bu arada.
Sadece dediğim gibi şey tarafı, bu Türkiye'de çok güzel gider ama yurt dışı vesaire düşünüyorsan ve ATS sistemiyle çalışan, yapay zeka tabanlı bir CV modeliyle çalışan bir şey olursa, hani kurumsal ya da normal bir firma olursa orada geçerli olmayabilir. Bence bu kalsın. Bir de bunun dediğim gibi ATS sistem modelindeki versiyonuna yapabilirsin ama yaratıcısın bence. Tasarım gözün var. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Ama İngilizce çöz. Demiş. Konuşuruz. Bu kadar potansiyeli olan birisin ve çok daha iyi yerlerde çalışacaksındır eminim. Ama bunu erteleme diye düşünüyorum. Var mı arkadaşlar? Deniz Han bu arada size bugün bayağı kıyak geçti. Kendini öne attı lider olarak. Beni yorumlayın diye. Tebrik ederim cesaretin için. Genelde bunu çok göremiyoruz yayınlarda. Böyle anlatacaklarım. Sizin yine sorularınız olursa alabilirim. Dilerseniz yayını yavaştan kapatabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar, isterseniz sorularınızı yazabilirsiniz. Birkaç tane de soru okumuş olalım. Ya da soru canlı yayınımızı kapatabiliriz. Aynen, Arkadaşlar. LinkedIn'den sorularınız olursa oradan da alabiliriz. Ben kendi adıma teşekkür ederim. Yozgat Üniversitesi'nde güzel bir oluşum yapıyorsunuz ve çok aktif çalışıyorsunuz. Sizi takip etmeye devam edeceğim. Yine herhangi bir durumda ihtiyacınız olursa yine haberleşiriz. Bu ekosistemi yarattığınız için ben kendi adıma teşekkür ederim Denizhan. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir canlı yayın oldu. Hem siz bizim nereye dikkat etmemiz gerektiğinizi anlattınız. Çünkü biz özellikle kariyer planımızı yapmak isterken bu öğrenci topluluklarını nasıl kullanabiliriz, burada nasıl deneyimler kazanabiliriz ya da CV'mizi ya da LinkedIn'i nasıl düzenleyebiliriz. Yani özellikle böyle şeyler aslında çevremizdeki arkadaşlarımızda da bu var. Yani nasıl neyi nasıl yapabiliriz diye. Bu alanda deneyimli bilgi çok iyi şekilde eğitim almak bizim için iyi, çok güzel bir şans oldu. Süper. Teşekkür ederim güzel yorumların için. O zaman iyi akşamlar diliyorum herkese. Bu arada iyi bayramlar diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, canlı yayınımızın tekrarını YouTube'dan izleyebilirsiniz. Canlı yayınımızı hemen yayınlayacağız YouTube'da. Yanımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Hepinizin bayramını kutlarım şimdiden. Kübra Hanım, etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi hemen bir 10 saniye sizi bekleteceğim. Yani hemen durduracağım Tamam, şimdi. okey. Tabii ki. Evet, şimdi yayını durdurdum ben.